Efendim herkese yeniden merhaba. İran'da kelimenin tam anlamıyla rejimin nefesi kesildi. Yani ülke çapında liseli kız çocuklarına dönük yapılan saldırılarda, kimyasal saldırılarda, gerçi ölüm yok ama inanılmaz paniğe yol açan kimyasal saldırılarda ilgili hükümet yetkililerinin, Eğitim Bakanı, Sağlık ve Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın görevlerini göz göre göre ihmal ettiği yönündeki kanının İran halkında güçlenmesiyle birlikte halk sokağa indi. Ama öyle böyle inmedi. Bayağı indi. Tıpkı Mahsa Emini'nin Eylül 2022'de katledilmesinden sonra olduğu gibi kızlarımıza karşı yapılan bu saldırıların sorumlularını cezalandırmadan geri dönmeyeceğiz diye indiler aşağıya. Çok önemli bir gelişme. Çünkü son 1-2 aydır İran devleti devrim muhafızları ve polis teşkilatının 71'i çocuk yaşta, 500'den fazla insanı öldürmesine, binlerce insanın tutuklanmasına ve bunlardan da 3 masum insanın asılmasına rağmen gösteriler sonuçlanmayınca çareyi sokaktan çekilmekte bulmuştu. Yani İran devrim muhafızları, polisi, şusu busu İran halkının günlük yaşamının standartlarına ve tercihlerine karışmama üzerinde şekillenmiş bir anlayışla sokaktan çekildiler. Yani kadınlar istedikleri kıyafetle dolaşabiliyor, gençler istedikleri gibi davranabiliyorlar. Hatta geçen hafta Tahran'da bir pop rock festivali bile yapıldı. Ha, onu da söyleyeyim, rock festivali. Kızlar erkekli katılmışlar tabii ki, yani öyle bir duruma doğru gitti sokak. Niye? Çünkü rejim geçmiş yıllarda, yani ta bütün o yeşil devrim arayışları şu bu falan da işin kolayını buluyordu. Taraflardan birinin bu olaylara katılmaması, mesela esnaf veya tüccarlar olaylara katılmıyor, uzaktan seyrediyor, işçileri eziyordu. Esnaf tüccar ayaklandığında öğretmenin mühendisi katılmıyordu, yine eziyordu. Ama ilk kez 1979'dan bu yana ilk kez İran'da iş adamından esnafına, işçisinden öğretmenine, mühendisinden öğrencisine herkes birden çıkıp ben bu rejimi sevmiyorum kardeşim deyince ortalık birbirine girdi tabii. O yüzden çekildiler. Hiç meraklı değiller öyle şeyden. Yine döneceklerdir. Yani bir fırsatını bulsalar yine dönecekler. Ama halk çekilmiyor bu sefer. Yani protestoların gevşediği veyahut yavaşladığı yönündeki izlenimler aldığımız dönemde bile halk yer yer yine rejime karşı gösterileri yaptılar. Bakın Erdebil Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Ali Muhammedyan Erdebil'de ne diyor? En büyük gösterilerden biri orada oldu dün ve bugün. Yani Erdebil kentinde oldu. Çok büyük gösteriler oldu orada. Öyle böyle diyor. Ama adam anlatıyor. Diyor ki 1 Mart günü bulundukları ortamda bir koku duyan 11 kız öğrenci buraya apar topar kaldırıldı. Kan örneklerini aldık. Ne tür bir kimyasalla karşılaştıklarını inceliyoruz. Ama aradan geçen süre içinde bu kız öğrencilerin sayısı 343'e ulaştı diyor. Şimdi Tahran'da sokağa inmiş olan halk hükümet istifa sloganlarıyla yürüyor. Ve yetkilileri kızlara dönük saldırılar ciddiye almamak ve önlememekle suçluyorlar. Gerçekten inanılmaz bir kaotik ortamla karşı karşıya. Her ne kadar İbrahim Reisi'sinden işte ne bileyim İçişleri Bakanı'na efendim bunları Siyonistler planladı,
dış güçler kızlarımızı zehirliyor falan deseler de 2,5-3 aydır sergiledikleri gafil davranış nedeniyle İran halkı inanmıyor dış güç müçgüç. Dış güç falan yok diyor ya. Siz 3 aydır burada bu olaylar olurken bir kafanızı kaldırıp ne oluyor liselerde demediniz. Şimdi de dış güç mavalı okuyorsunuz. Yok öyle bir hikaye. Dış güç yok. İranlı muhalif bir gazeteci var. En yaşlı muhalif gazeteci. 73 yaşında. Keyvan Samimi. Efendim bu değerli meslektaşım 1 Mayıs 2019 gösterileri sırasında İran Meclisi'nin önünde yaptığı bir konuşma nedeniyle gözaltına alınmıştı. Orada aynı bu göstericilerin yani 2023'teki bu göstericilerin ne savunduysa aynısını savunan bir adam. Ben severim böyle adamları. Herkes korkmuş kaçarken çıktı meclisin önünde merdivenlerin üzerinde bugünkü genç İranlı özgürlük yanlısı gençlerin söylediklerini 69 yaşındaydı o zaman tabii ciyak ciyak söyledi. Gözaltına aldılar, mahkemeye verdiler, 2021 yılında 2 yıl hapse mahkum ettiler. Geçen gün çıktı evin hapishanesinden, süresi doldu. Tam 2 yıl yattı ama evin hapishanesinde, 73 yaşında ve bakın neler diyor, daha çıkar çıkmaz. İran halkı ülkede beklediği değişim gerçekleşmeden evine çekilmeyecek. Toplum harekete geçti ve bunu artık önleyebilecek bir güç görünmüyor. Protestolar zaten bitmemişti. Rejim polisi ve devrim muhafızlarını çekince biraz yavaşladı. Bugünlerde görüldüğü gibi yine tırmanıyor. Bu rejimin beklemediği bir gelişme. Batılıların bile şaşırdığını görüyorum. Hapisten çıktıktan sonra gördüğüm en önemli gelişme İran halkının artık rejimden korkmamasıdır. Hükümete kimse inanmıyor, kimse güvenmiyor. Protestoların sonlandığı açıklamalarına ise İran halkı gülüyor. Artık tüm muhalefetin kendi arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmesinin zamanıdır ve bu işbirliği çerçevesinde bu ülkede bu rejimi yıkmanın rotasını açmamız gerekiyor diyor. Bu laf önemli. Bu laf önemli çünkü gerçi kendimi bir İran şeyi olarak görmüyorum uzmanı ama iyi kötü takip ettiğim kadarıyla İran muhalefeti diye adlandırdığımız blok esasında bir monoblok değil. Tek bir vücut yok orada. Orada bir sürü farklı fikirler var. Bazıları reformcu bir kimlik taşıyor. Bazıları daha da az reformcu. Yani şu olsun yeter falan diyen de var. Ama sonuç itibariyle bunlar birbirinden kopuk. Bazıları da direkt devrim istiyor yani. Öyle. Bunlar birbirinden kopuktu. Kopuk. Fakat halkın bu derece inisiyatif alması, İranlı akademisyenlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin önüne geçen ve tavrıyla ya çekilin bir kenara ben bunları hallederim tarzına yönelen protestolar sonucu anladığım kadarıyla artık bir muhalefette de derlenip toparlanma ve bir araya gelme eğilimi artmış vaziyette. Onun tabii ki bir siyasi sonucu olacak. Yani şunu söylüyorum, İran bugünkü haliyle kalması mümkün görünmeyen bir devlete dönüşmüş vaziyette. Umarım iç çatışma olmadan, yani halk kendi arasında çatışmadan direkt olarak demokratikleşme sürecini yürütebilir ve bu yolla da çağdaş, temas kurulabilen, birlikte çalışılabilen bir İran'la karşılaşabiliriz. Umarım. Hoşça kalın.